Veil between life and death, where a usurper sits on a frozen throne, but no king rules forever. <laughs> Bu olayda çok krizim <laughs> <Nerede? Gülüyor> Ferdi aldı. Ben görmüyorum. Ölülerin üstüne aldı. Aldı. Var oku. Neyinde var? Wield so power. much power. That power will be your prison. This world is a prison. prison. i cool. so- It was cool man. Şimdi e, şöyle frame by frame gideyim ben. E, dediğim gibi sosyal ortamlarda e, video ile alakalı gördüğüm birkaç soruyu sizlere yanıtlayayım arkadaşlar. Şimdi e, birincisi şunlardan yani şuydu. E, bir arkadaş yazmış dediğim gibi hani kimse işfa şeyinde değilim ya da e, kafada takılabilecek soru olduğunu düşündüğüm için. E, Ice Crown yani bu bölge dedi ki bana çok zor şey çok boş geldi bana stop aşkım. Sekiliyor. Şey Arkadan geliyor. Hayır, video daha ediyor çünkü? İfşa. İfşa. Evet, evet. Doğru. Dediğim gibi abi bugün yaparım yani. Bugün kafam da şey, yorgunum da, uykusum da. Ee, birkaç tane undead var etrafta. Yani bölge tamamen boş. Yani orada bir scourge yok falan. İşte Silvanas nasıl böyle elini kolunu ee, sallaya sallaya geçiyor. İşte yani yine Silvanasa saldırılan yorumlardan bir tanesiydi. Arkadaşlar şunu hatırlayalım. Biz 2008 yılında bu haritayı tamamen oyuncular olarak temizledik. Scourge'ü Argent Dawn'la birlikte öldüre öldüre, kese kese, yok ede ede yani ortadan kaldıra kaldıra Lich King'e kadar yürüdük. Yani Scourge'ün son üyesi olan Lich King'in tahtında Frozen Throne'da kendisinden işte tacı çıkardık. Hani Frostmourne'u parçaladık. Ve Helm of Domination'ı Bolvar'a taktık. Yani siz oynadığınız haritalar arkanızda geldikten sonra yani siz geçtikten sonra olduğu gibi kal kalıyor şeklinde düşünmeyin. Siz alt karakter kasıyorsunuz diye oradaki yaratıklar olduğu gibi duruyor gibi değil. Birçok expansion'da yeni haritalara gittiğiniz zaman bu hissiyatı yaşarsınız. Hatta bazılarında bunu yapmışlardır. Haritalar boştur. Bazı şeyler değişmiştir. Hatta başka frame'e geçerseniz aynı partideki arkadaşınızı göremezsiniz. bunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar Bol var oraya zaten Scourge daha fazla çoğalmasın. İşte var olan teknik şeylerinde Bol var kontrol etsin. Azeroth'a zarar vermesin diye oturmuş bir şey. Yani eğer burada bir Scourge ordusu kurmuş olsaydı Bol var oraya oturma amacının tersine çalışmış bugüne kadar demekti. Bunu bir cevaplayayım. Oradaki iskeletler neden saldırmıyorlar? Geri çekiliyorlar. Şöyle söyleyeyim. Bol var. Bence burada bir saldırı beklemiyor. Arkadaşlar. Yani işte Azeroth'tan kimse artık gelip de onu işte tahtından edecek ya da başka bir şey değil. Çünkü orada olan neydi? Tyrion'la biz geldik. işler bitti. Sylvanas zaten geldi sonra intihar etti. O ayrı bir olaydı. Hani herkes burada Scourge'um işte Arthas öldü Scourge bitti diye biliyor. Kimse e, şöyle söyleyeyim Dead quest line'larını hariç tutuyorum ya da Voljin şeylerini Le Lich King'in devam ettiğini bilmiyor. Hani o şeyden sonra atıyorum. E, git bir e, Elven Force'daki bir farmer'a bir çiftçiye bilmez gibi öyle düşünün. So <laughs> evet eski formundan daha farklı. Ama hangi eski formundan? War Warcraft'takinden bahsediyorsun. Ha onları Warcraft da şey yapacağım. Şimdi arkadaşlar mesela o zaman ben size asıl soruyu sorayım. Ice Crown haritasını boşa geçiyor değil. Ice Crown tahtına çok çabuk çıkıyor. O zaman yani arada Pythrus şey Pythrus diyorum. E, profesör falan vardı. O bosslar vardı. Değil işte. Artık Sindragoza yok. O diğer bosslar yok. Yani Scourge tehdit ortadan kalkmış durumda. King, Selam Bol Bolvar orada iskeletlerle tavla atıyor. Arkadaş <laughs> adam ne yapsın orada? İskeletlerle tavla atıyor değil. Şöyle eee. Hani artık gelişini sezdi, bir tehdidi sezdiği zaman belli şeyleri var. Zaten bu küçük bir Scourge şeyi adamın yanında var. Hani e, Scourge tamamen tamam, bütün Azeroth'tan temizlendi artık yok demiyorum ben. Ama o eski e, Warcraft 3'teki ya da 3. Savaş'taki e, Scourge tehdidi gibi büyük bir Scourge ordusu beklemeyin diyorum sadece. Ve Bolvar'ın görevi burada Scourge'ü çoğaltıp, Scourge'ü tekrardan yaratıp Azeroth'a tehdit oluşturmak değil. Aksine var olanları durdurup... Bir daha Kontrol çoğalmasını aslında. engellemek. Ve bir daha nedir? Kendisine olabilecek tehditlere karşı hazır bulunmak. Gibi gibi. Zaten burada Silvanas'ın geliş tavrından kendisine bir harm geleceğini yani zarar geleceğini anlıyor. Ve savunmaya geçiyor yani. Benim görüşüm bu. Ve farkındaysanız arkadaşlar farkındaysanız. Yani, farkınız Farkındaysanız. Evet Doğru cümle bol Evet evet. Ee, Bolvar orada otururken kırmızı formda. Yani e, şey ne denir ona? Alex Trazlan'ın yaktığı formda hani böyle hazır ben Lich King olayım işte kapıdan çıktıdan kafasını vurayım şeklinde beklemiyor. Ee, oturuyor tehdit olarak algılıyor ve kendini artık içeride kim varsa o Helm of Domination içinde kim kaldıysa Arthas'ın kalıntıları mı Nerzul'un kalıntıları mı direkt Death mi herhangi birimi mi Jailer mı bilmiyoruz Lich King diyelim Lich King'den kim kaldıysa ona kendi şeyini bırakıyor çünkü Arthas'ta da bu yaşanıyordu ya da kendi kontrol ediyor tamamen Lich King formuna dönüşüyor. Yani bu mavi alevler bu Lich King Lee sim geliyor diyelim. Heh, mesela Roxanne de Two Hand ile Frost olmaya çalışınca yenildi. Two Hand deyince aklımıza silah gelsin. Şöyle bir adım daha geri atalım. Arkadaşlar Lich King'in silahı neydi? Frostmourne. Bunları şöyle çok basit yine oyun mantığıyla düşünün arkadaşlar. Şu anda Lich King tam Lich King formunda değil. Frostmourne'u öncelikle bir tanıyalım. Frostmourne nedir? Frostmourne'u e, Helm of Domination olmadan da anlatamam. O yüzden ikisini birden anlatayım. Arkadaşlar daha e, uzun uzun da, ya da anlatacağım. E, zamanın Ork Orkish Horde lideri olan Nerzul kendi gezegeninin gezegeninin felden dolayı yok olduğunu biliyor ama felin ne olduğunu, Burning Legion'ın ne olduğunu bilmiyor ve e, halkını kurtarabilmek ve yeni gezegenlere geçiş yapabilmek için e, elementlerle konuşmaya başlıyor. Ve bu elementler karısı formunda görünüyor onu Ve dediklerini yapmaya başlıyor. Daha sonra Kil'jaeden olduğunu anlayıp orklara ihanet ettiğini anlayınca Ner'zul Kil'jaeden'ın emrinden çıkıyor. Ve e, war chief'lik yani bu şey kısmı Blackhand'da kalıyor. Ki Blackhand da Gul'dan'ın kuklası. Orası ayrı bir konu. Ama kendi itaatsizliğine Kijaden kayıtsız kalmıyor arkadaşlar. Kijaden aşırı derecede sinirleniyor ve e, Ner'zul'un bedenine sayısız işkenceler yapıyor. Bu arada portallar açılıyor, e, Drenor patlıyor bunları girmiyorum. Sayısız işkenceler yapıyor ve tamamen yok olacağını bedenin disease dediğimiz yani yok olmak ya hani şey değil ölünce küller bile kalır yani yakıl, yakılırsın, kül kalır, gömülürsün, etin kemiğin kalır. Tamamen yok olmak üzere. Tamamen yok olmak üzereyken Ner'zul artık bakın e, şu an Shadowlands e, Expansion'ı geliyor. Kill Jaden mi yaptı? Natrazimler mi yaptı? Bilmiyoruz. Biz Ner'zul diyebiliyoruz. Ner'zul kendi gücünün bir kısmını kafalığa, Helm of Domination'a bir kısmını da Eda'nın arkasında görünen Frostmourne silahına saklıyor. Bunu yaparken çeşitli büyüler yapıyor. Ve e, biliyorsunuz ki Ner'zul ilk necromancy yani death e, konusunda, death'e e, daha yaklaşıp ölü kaldırma nekromansi büyülerini ilk yapan kişilerden birisi. Ve buna diyor ki ben bu helmet'a kontrol gücü vereyim. Çünkü beynimle alakalı kılıca da onun emilme, onun gücünü emme, onun ruhunu emme imkanı vereyim. Neden? Çünkü savaşmayla alakalı. Şöyle devam ediyoruz. Şimdi Frostmourne'un asıl gücü şu arkadaşlar. Artas buldu falan filan olaylarına girip Frostmourne'un tamamen hikayesini anlatmayacağım. Burada şunu söylüyorum. Bol var güçsüz. Hani 1 artı 1 iki parçalık set itemı olan Lich King oyun dilinde anlatıyorum. 1 eksik yani şu anda set bonusunu alamıyor. Anladınız mı arkadaşlar? Set bonusunu alamıyor ve şöyle düşünün. Güçlü olan parça Frostmourne'da arkadaşlar. Helm of Domination sadece adı üstünde domine etmeye yarıyor. Yani kontrol ediyor Scourge'ü ve an Ve daha doğrusu Lich King'in kaldırdığı an dedi. Kontrol eder öte yandan Frostmourne ise öte yandan Frostmourne ise öldürdüğü ve yani o hani e, bir hareketi vardır Lich King'in meşhur. Üzerinden ruh çalar. O ruhu nasıl söyleyeyim katlanarak içine emen ve gücüne güç, güç katan bir itemdır. Yani e, ne demek istedim anlıyorsunuz değil mi? Bugüne kadar Frostmourne'la kim öldürüldüyse ya da onun e, kontrolünde kimin ruhu emildiyse o güç o savaş stratejisi, o taktiksel, o bilgi, vaizlık yani bilgelik hepsi Frostmourne'u kontrol eden kişiye geçiyordu. Artas'ın bir nebze bu kadar güçlenebilmesinin bir andaki sebebi budur. Benim sorum var. Evet, Şimdi arkadaş da alalım. sormuş. Şey ne arkadaş, sormuş trash, e, trash, Can Be Beat sormuş. Ben de e, sormak istiyorum. Şimdi Helm of Domination aslında şu anda e, görevini yapmıyor. Yani şu an... Helm e, Domination görevini, görevini yapıyor. Yapmıyor aşkım. Nasıl? Şimdi Helm of Domination'ın hikayesini dinlediğimde Shadow'dan hiç hiçbir alakalı şey kuramıyorum. Bak bana. ama şunu söylüyorum. Yani kapıyı açabilecek ee, şimdi bir şey kuramıyorum. Bir dakika bebeğim. O zaman e, şöyle söyleyeyim. Arkadaşın sorusuyla ilintili. Blizzard evet hikayeyi değiştirdi diyor. Biz de diyoruz onu. Biz e, Kil'jaeden'ın... E, dediğim gibi Ner'zul'a işkence ettiği yeri Tristing nedir diye biliyoruz atıyorum hı hı. E, ya da başka bir e, shadowland diye hı biliyoruz hı. tam olarak neresi olduğu zaten belli değildi abi e, çoğu e, teorisyen ne diyor ona teori yapıyordu bu bir ikincisi e, detle olan ilintisi şu dediğim gibi ölüyü kaldırıp bedeni kontrol ediyor yani içindeki ruhu değil sadece ölü bir bedeni şekil evet, olarak evet. kontrol ediyor. Bu birincisi. Uzun yazdım Utku bitirirsin sonra. Bakayım. Ha eyvallah abi. Ee, evet, Sabahattin abinin dediğini söylüyorum. Uzun yazdım diyor. Frostmourne ile hem birlikte yapılmıştı zaten o yüzden tam gücünde değil demiş. Evet. Ee, onu söylemeye çalışıyoruz. Bolvar'ın amacı Scourge'in yeniden güçlenmesi ve çoğalmasını engellemek. Evet. Feda diyor kendine. Evet. Hatta Scourge'e ye yenilmemek için de e, savaştı. Frostmourne'suz haliyle zayıf bir e, Lich King'i yendi Sylvanas değil. E, zayıf bir Lich King'i değil. Şu anda Lich King değil o. E, selamlar selamlar. Yani aslında Lich King ama Lich King görevini %100, 100 yerine getirmiyor. Şu transmogu yapsalar çok güzel olur. Aşkım. Şimdi e, arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Şimdi oraya geliyoruz. E, anladık şey, değil mi? Bu yani e, Buraya Silvanas 20 yıl önce de gelseydi şu karşımızda duran bol var arkadaşı yenebilirdi belki. Ya da atıyorum e, herhangi bir e, level 60 karakter gelip burada e, çok rahat yenebilirdi. Çünkü tam Lich King şeyinin varlığını kabul edemeyiz. Yihtata oha. E, Frostmourne Selam. olsa da yenedebilirdi. Ya, ya, yene yani yenebilirdi. Şimdi ona geleceğiz. It, it doesn't have to be that Şimdi way. Ona yani geleceğiz. bunu fanatikleştirmeye gerek yok evet, arkadaşlar. Olan şey. bu. Ee, değişmiyor da sonuç Ama benim soruma gene de cevap bulamadım ben Yani benim sorumu %100 cevaplamadı ben Lorelai soruyorum ee, oh. Bu aradaki e, Perdenin Katmasının Home of Domination'a nasıl bir ilintisi Olabilir yani nasıl bunu bağlıyorlar buna Şimdi Ben onu saniye seviyorum söyleyeyim. Ah. Bir güzel bir Şimdi e, ölülerin Nereden gelir senin sen ölünce nereye gidiyoruz? Biz bilmiyorduk. Shadowlands'e gidiyoruz, gidiyoruz. Evet. Öldükten sonra yeniden dirilme olayı yani o ölüm diyarından getirip burada tutan şey seni Azeroth'ta bir tek bu var. Yani başka bir item olsaydı atıyorum bu çakma, birisi bu gücü vermiş olsaydı bu ankor görevini bu da görebilirdi. Hmm. Hani anladın mı? Azeroth'ta bu var. Okay. Helm of Domination olarak. Ve kontrol ettiği şu ana kadarki 3. savaşla birlikte kontrol ettiği ruh sayısı yani Shadowlands'la olan ilişkisi güçlü olduğundan dolayı. Okey. Bir sorun daha olacak sana. Peki ee, Kilijedi'nin Shadow ne alakası var? O mu kontrol ediyor? Hayır, Kill Jaden alakası yok. Kill Jaden aksine Yaşayanlar Dünyası'nda olup, aslında kendisi bir Eradar ırkından normal bir karakter olup, Disorder tarafından bir e, Dark Titan'la birlikte güçleniyor. Yani, e, ne ona Burning Legion tarafında, Death'le hiçbir alakası yok. Disorder'da o. Disorder'da yani düzeni yani. bozup kaos getirme niyetinde olan okay. tarafta. Okay. Kaçıncı savaşa gireceğiz Utka abi? Arthas Lich King Eastern King'in kuzeyinde yok etti. Şimdi arkadaşlar gene çok hızlı okuyor chat. Bir dakika bir dakika oradaki rulların toplanması güçlendi kesinlikle. Bolvar'ın güçsüz olması tam... Ama Yiğit tam... geldi. Kesinlikle. Yiğit'i o... gördüm, Atay'ı Atacığım, gördüm. Atacığım hoş geldin. <laughs> keşke Lich King olgusu devam etseydi e, katılmıyorum. Bence e, şöyle söyleyeyim hani Ay Lich King, şu to... Wrath of the Lich King çok güzel tutmuştu bir daha lütfen yapın. Ay keşke olsun özür diliyorum sen beni tanıyorsun zaten Şükrü. Kesinlikle alakası yok abi. Kesinlikle gerek yok. Böyle daha iyi. Ya bence Shadowlands ek paketi Scourge ve Lich King'in arkasındaki gücün ne olduğunu, işte Death gücünü yenip asıl büyük düşman olan Void Lord'lar için ölümün kendisi ve ölmüşlerin gücünü kullanmak istemesi bence ee, Silvanas hala Garrosh verirse 2 olmayacak demelerinin sebebi bu. Mantıklı. Ya lütfen Kataklizm'den beri çok alt o. hikayesi çok güçlenen bir Silvanas'ı bu haliyle izleme keyfini çıkartın. Abi çok güzel. Oraya geliyordum. Silvanas kadar derin hikayesi olan çok az karakter var Warcraft'ta. Evet. Bir dakika bu ne? Kask içindeki enerjiyi direkt Silvanas büyüyle portal açmak için mi kullandı? Hayır o e, kaskı parçalayınca portalın açılacağını daha demin ondan bildiği bahsediyorduk. için portalı açmadı yani. yani daha portal daha demin ondan açıldı. arkadaşlar. Portal açıldı. Bir saniye bebeğim şey yapma. O zaman e, Blizzard e, tekrar ediyor yaptığını derlerdi. Kesinlikle ben derdim ben derdim 2008'de oynamış olduğum bir oyunu lütfen bana tekrar oynatma derdim. Klasik olgusu ayrı. Klasik tutuyorum. Bizim millet böyle alengirli hikaye sevmiyor. Düz mantık seviyor. Katılıyorum. Özür dilerim. Ice Lady Death Whisperer bossu Whisper da Ice'nin Shadowlands'a açılan bir kapı olduğunu evet. söylüyor zaten. Evet. Ee, evet. 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 ve e, Nizot bu ara ben e, daha önce yanlış kullanmışım bu kelimeyi. Nizot bir görevde bize taktığı şeylerde Whisper e, söylerken e, His Crown open the way yani o the key gibi bir laf yapıyor yani e, BFA'da da bu hep sinematik yani leakler gelmeden önce de verilmişti. Uzatmayacağım. Silvanas konusuna geliyorum. Silvanas buraya nasıl geldi arkadaşlar? Bizim millet böyle alakalı hikayeler söylüyor. Yo yo çok doğru söylüyor. Silvanas buraya nasıl geldi arkadaşlar? Silvanas'ı biraz hatırlayalım. Silvanas kimdi? Blood Elf'lerde bir Ranger'dı değil mi? Ranger general olabilmek yani Ranger generaldi. Ranger general olabilmek kolay iş değil abi. Yani şey olarak düşünmeyin bunu işte Artasının önünde bir kere yenik düştü Dur. Öyle bir şey değil abi ranger genel diyorsun Yani o zaman şöyle söyleyeyim Azeroth'taki en güçlü Okçu karakter Sayısız zaferler kazanmış Sayısız savaşlar yönetmiş Sayısız ordular yönetmiş da böyle bir abladan bahsediyoruz Kendisi bir highborn elfi. Bir de kendi beğenmiş üstüne üstelik Hayır bir blood elf Yani e, Sunwell'den güç kazanabilen Bir ırkın mensubu Anladın mı? Yani zaten direkt ee, büyüye nasıl, nasıl söyleyeyim iç içe yaşayan bir ırktan geliyor. Bunları açtık. Geldik geldik. Bugün geldi. Ee, Artas daha tam Lich King olmadan Frostmourne ile birlikte Silvanas'ı yendi. Ordularını yendi. Hı hı. Silvanas tek başına savaşmıyor arkadaşlar burada. Artas da birebir atıyor. Eyvallah kaybediyor. Daha sonra bunu Benşi'ye dönüştürüyor. Tamam mı arkadaşlar? Öldürüp de böyle güzelce mezarını açıp işte nasıl bilirdiniz iyi bilirdik deyip paketleyip göndermiyoruz. Bunu beyin şeye dönüştürüyor. Ruhu arkadaşlar bedeninden ayrıldığı andan itibaren işkenceler görmeye başlıyor. Ve bunlara maruz kalıyor. Ben şey de demeyeceğim yani işte Silvanas çok iyi bir karaktere de getirmeyeceğim. Nereden geldiğini bilelim. Ve bir şekilde Bugüne e, şu ana kadar yani o ana kadar diyeyim. O ana kadar hiçbir karakterin yapamadığını yapıp yapamadığını yapıp Lich King'in komutasından sıyrılıyor. Anlıyor musun? Hı, hı. Komuta yani Lich King'in e, himayesinden çıkıveriyor. Hı, hı. Yani bunu e, her karakter kolay kolay yapamaz arkadaşlar. Yüksek bir irade gücü ister. Ve diğer benişlerini topluyor. Diyor ki ben bu Artas arkadaştan daha bilmiyor o zamanlar. Artas arkadaştan intikamımı alacağım diyor. Gidiyor artası sıkıştırıyor. Bak artası birebir de yeniyor ben şey halinde. Ve diyor ki artas. Hadi ölümümü çabuk yap da bitsin bu iş bitir bu işi diyor. Hayır diyor senin bana yaptığın gibi ben de sana işkence yapacağım diyor. O sırada Keltuzat geliyor artası kurtarıyor. Kuzu'ya götürüyor ve Lich King olmasını sağlıyor. Şimdi bir dakika. İlk savaşı e, Blood Elf Artas da yeniliyor. Sonra... Benşi halindeyken geliyor. Benşi formundayken. geliyor. Ben Kel yani Keltuzat kurtarıyor. Pusuya da düşürüyor yani pusuya düşürüyor. pusuya düşürüyor. Kağıt uzat kurtarıyor. Kağıt uzat kurtarıyor. Ya benim takılmak istediğim yerler bunlar değil. E sonra... Şimdi askeri ve akademik olarak bir kadının bir karakterin gelişimine bakıyoruz burada. <laughs> ve bu olayda çok obsesif hale geliyor. Çok obsesif hale geliyor ve artası tamamen yok etme niyetinde. Obsesif hale geliyor ve artısı Northrend'e kadar kovalıyor. Cool Ta ki Ice Crown'a kadar. Ice Crown'da hatta Horde tarafını oynadıysanız eğer e, size görevleri yaptıran kişi Sylvanas'tır. Hatta e, ben şunu söylemiştim, neden Ice Crownstead'da Raidinde bize Tyrion eşlik etti? Hı hı. O zaman Sylvanas vardı, Sylvanas eşlik etmesini beklerdim. Evet, çok zeki bir karakter ve buraya planlar yapa yapa geliyor. Tek başına geliyor. Horde undead'leri... Bize güç katsın diye kabul etmedi. Ya da işte andetler çok mazlumdur diye kabul etmedi. Hordu'nun andetleri kabul etmesinin sebebi bir. Azeroth'ta kimse benimsemedi. istemedi Yani Forsaken olarak. Yani Silvanas'ı. İkincisi Tral'ın Eastern Kingdoms'da bir toprak parçası isteme, istemesiydi. Gene de istemiyorlar dişlerindeki zaten. Gene Değil de istemiyorlar. O ayrı bir şey. Yani bu, bu yalnızlığı da unutmayalım. İkincisi geçtik. Silvanas Silvanas Arthas'ın öldüğünü gördükten sonra intihar ediyor ve detle ikinci kez karşılaşıyor. Yani arkadaşlar karakter bir kez Shadowlands'e gitti. Orada neyin olduğunu gördü ve geldi. Daha sonra Arthas'ın orada intihar etti. Tekrar ki bu sefer Saronitlere saplandı. Yani e, yok Saron'un da etkisi olmuş olabilir. Ki yok. Olabilir. Ben yok olduğunu düşünüyorum. Tekrar Shadowlands'i görüyor. Ve geliyor. Ve tekrar bu sefer neyi kovalayacağını bilerek geliyor. Ve Walker'larla çeşitli yollar yapıyor ki o planları da takip etmişsinizdir. Eğrili olan şeyler sadece e, for second sayısını arttırmakla alakalı değil. E, Birçok takip eden arkadaş bunu biliyor. Ve Kataklizm'deki o gelişimler ki Kataklizm'de tekrar ölüyor. Shadowlands'e gidiyor ve tekrar geliyor. Yani e, şunu söylemek istiyorum. Şükrü'nün yorumunu okuyacağım bir saniye. Şunu söylemek istiyorum aşkım. Hı hı. Sylvanas Shadowlands'e 3 kere gitti ve ne var onu gördü. Yani Shadowlands'te yaşanan problemi de gördü. Bence bir şey, bir dakika, şöyle üç kez gitmedi, iki kez gitti. Üç kez gitti. Üçüncü kez mi? Bir Blood Elfken. öldü gitti geldi. Tamam. Arthas getirdi. İntihar etti, Arthas tamam. öldükten sonra e, Walker'lar getirdi. Ha, bir de şey de Bir de Kataklizm'de, Kataklizm'de, Kataklizm de, yani, tamam. kapısının önünde öldü, öldü. E, tekrar geri geldi. Şimdi, Şimdi Shadowlands'teki şey özür diliyorum. Uh -huh. Shadowlands'teki problem The Maw'ın büyümesindeki ile ölenlerle normalde Maw'a gitmesi Man gereken şey. rullar Orada toplanmaya. Mav'a değil de Shadowlands'e geçmesi gereken rullar Mav'da toplandığı için. Sylvanas'ın şu yaptığı Shadowlands'e ulaşma ve soruna müdahale etme şansı veriyor. Başka türlü Shadowlands'e nasıl gidecektik? Finalde hazırlanıyor. Zaten öyle arkadaş. Bence o, henüz öyle. bilmediğimiz çok şey var. Kesinlikle. Direkt karakter kötü demek çok kolay. Illidan'a da demişlerdi bir zaman. Katılıyorum. Aynen diyorum. öyle. Mav'ı gördük. Burada bir sıkıntı var. Geleceğim. Sen sor bebeğim sorunu. Şimdi benim sorum şu. Şöyle bir şey var. Şöyle bir söylenti ya da benim okuduklarım eğer doğru algılıyorsam. Shadowlands iki, ikinci kez gittiğinde planlarını yapıp geliyor diyor. Doğru mu? Yapıp geliyor diyen var. Orada ne olduğunu görüp ona göre plan yapıyor diyen var. Bak şimdi yapıp geliyor dersen orada biriyle plan yapıyor de, anlamına geliyor. Anladın ee, mı? Evet öyle. Yani orada gidiyor birisiyle plan yapıyor. Ben, yoruyor, yapıyor, ben yapıyor ve geliyor. okuduğum alt metinlerde şunu görüyorum. Orada ne olduğunu gördüğü için plan yapıyor. Peki ben sana şunu soracağım. Ben sence şöyle bir şey var mı? Ee, şöyle bir teori var benim kafamda. İlk gittiğinde olansa e, e, şeye gitmiyor, Mao'ya gitmiyor, maga girmiyor. Çünkü maga girmiyor ilk gittiğinde. Kaldırıyor. Sonra ikincisinde maga girme şansı oluyor. Yani doğru mu Olabilir. Olabilir de kesin, kesin, kesin öyle olmaz. Neden öyle diyorum sana? Çünkü e, daha önce şöyle bir teori atmıştın sen öyle Ya da bu gerçek bilmiyorum ama. E, ruhun yani Shadowlands işte çok iyi ya da çok kötü olmakla alakalı değil de verdiğin savaşa ne kadar inanıyorsan ne kadar güçlüysen kalbinde içinde ee... oraya geleceğim oraya geleceğim şimdi ee, bazı şeyler var Bolvar'ın böyle gücü vardır olabilir kesinlikle Mav neydi anlayamadım orayı anlatayım e, Silvanas kimin köpeğisin benim e, Shadowlands'a <laughs> Sabrok iyi olana giderim olmasa hey valla BFA şey çöp oluyor? dengeler değişiyor modern marava ses var Utku Silvanas nereden biliyor <laughs> portalı açacağını ee, i̇şte şöyle söyleyeyim. Plan, plan, plan. Ee, plan değil. Bir orada Jailer'dan öğreniyor olabilir. İkincisi bu gitme gelme işleminde anladın mı? Ve ilk kez ilk kez kaldırıldığında e, kontrol edilme muhabbetini de görmüş olabilir. Nasıl tamam, Bunu yol açtı. Heh, bu hem of Domination'ın e, Ankor görevi gördün yani bu dünyada çapa görevi gördün o da çok mantıklı ama kaldır Birisiyle işbirliği var diyor. Maxima. birisiyle bir işbirliği olabilir. Birisiyle çifte ajanlık da oynuyor olabilir ki benim en yüksek ihtimal verdiğim konu bu. Birisiyle yüksek şey çift ajanlık oynuyor. Silvanas canımdır. Eskiden de o. Ben artık Silvanas'çı diyelim. Shadow Shadowlands'e gittiğin zaman ilk öldüğünde hani bu ahirette şey derler ya. E, hesap vereceksin diye. Hesap vericinin önüne çıkıyorsun. Hı -hı. Arbiter denen. Tamam. Ama şöyle bir şey oluyor ki Silvanas'ın e, şurada bahsettiği konu bu. Biraz ileri al alayım mı gerek var mı bilmiyorum ama. Hepimizi serbest bırakacağım dediği şey ne sence? Mesela ben sana soruyorum. Eda Çelik. Silvanas burada bize niye hepimizi serbest bırakacağım dedi. Ne, ne yapacak yani bizi şu ana kadar. Onu ben sormuştum sana neden böyle bir şey söylüyor. Ne, neden... Söylemiştim. O zaman söylemişimdir cevabını vermişimdir. Evet, e, Shadow Lance demiştin, insanları ayırıyorlar, meo kapatıyorlar, orlever ne ne peki? Şöyle söyleyeyim. Ha, seni bu dünyayla sınırlandırıyorlar demiştin. Hı. Evet evet öyle de demiştin. Ona yordum ilk demiştin. Ama araştırma araştırdım ki altında şöyle bir muhabbet var. Bu Arbiter denen karakter ki yargıç diye düşün. Hı -hı. Bu yargıç karakter kim olduğu bilinmiyor. elun diyenler var. Çeşitli işte yok ölüm loası diyenler var, şu bu falan diyen bir sürü şey var. Hı hı. Titan diyen bile var. Arbiter'ın önüne çıkıyorsun, hesabını veriyorsun. Hı hı. İşte kaynıma atladı, şu bu falan. Dünyada yaptığın <laughs> bütün şeyleri, pislikleri, iyilikleri artıyor. Sana, seni ona göre Shadowlands'de bir realm'e gönderiyor. Hı hı. Yani senin oradaki ırklara bağlanman gibi mesela muhabbetin de oraya bağlamışlar. Hı hı. Ama... Ne oldu? Niye çıktı? Eee şey, şey sabahtan abinin yazdığına bakıyordum. Ama şöyle bir durum var. Bu arbiter işlevini yapamaz olmuş. Artık ruhlar arbiter'ın önüne çıkmadan direkt mav'a giriyormuş. Ve mav e, hani o Jail jailer'ı o ruhların o seyir şey kadar güçleniyor. Hı hı. Şimdi buradaki teorilerden biri de bu. Sylvanas bu jailer'la yani Mav'ın kontrol eden kişiyle mi anlaşma yaptı? O yüzden mi bu kadar güçlü? Olabilir. Hı hı. Yoksa Sylvanas hepimizi serbest bırakacağım derken oraya haksız yere giden ruhları mı serbest bırakacak. Yani ciddi Reddit'te ya da şeyde bunlar da dönüyor. Ve benim de çok hoşuma gitti. Ben arkadaşlar hani e, acaba demiştim ama e, bu kadar aklıma yatmamıştı şu ana kadar ve bu benim aklıma yatıyor. Aslında free değiliz. Evet abi free değiliz. Yani öldükten sonra bizi bekleyen bir cennet, cehennem kavramı yok. Mava gideceğiz. The Maw denilen yere gideceğiz. Çünkü Arbiter çalışmıyor. Çalışmıyor derken hani önüne ruh gitmiyor, görev yapmıyor değil. Anladın mı demek istediğimi? Peki bu sistem niye böyle? E çünkü bir sıkıntı var işte orada bir sorun var onu evet. bilmiyoruz. We'll on. Tahmin yürütüyoruz. Tahminlerden biri de şu. Bu Jailer ruhları Maw'da toplayıp kendi gücüne güç katıyor. Anladım. Onları da bırakmıyor. Ee, haritalar gelecek işte The Raven Dread'da, e, Maldraxxus falan gibi. Buralara atanamayan ruhlar Mav'da toplanıyor. Mav bir Araf yeri gibi düşünebilirsiniz yani. Hüseyin'in sorusuna cevap verir misiniz? Hüseyin. Hüseyin. Size göre kozmik güç e, hangisi? Arkadaşlar kozmik güçlerin hepsi aynı güçte. Şu an kozmik harita açık önümde. E, bu kozmik güçler. Dead, Shadow, Order. Yukarı çıkıyorum. Life, Disorder, Light. Bu güçler hepsi birbirine eşit eğer eşit olamasaydı atanamayan öğretmenler evet atanamayan bunlar eğer bu güçler eşit olmasaydı şayet e, Kozmik'te bir dengesizlik ortaya çıkardı ve biz de bunu istemeyiz. Şimdi bakalım. Bence Sylvanas, Maw, Azeroth vesaire bütün realimleri kaldırıp daha üst bir seviyeye çıkartacak Horde. Artık e, Sylvanas'ın Horde'da hiçbir işi kalmadı. E, ama şöyle bir şey var. Azeroth'taki e, savaşçıları şöyle. Bence, bence. Evet. E, Sylvanas, Mav'daki ruhları serbest bırakmaya çalışıyor çünkü kendi de ölünce Mav'a gidecek bunun önüne geçmeye çalışıyor. Bunun önüne geçecek yeterli gücü olmadığı için de eee Azeroth'un hero'larını yani bizleri kullanmak istiyor. Bu. Peki Mav'ın büyümesi Azeroth'u istilah edebilir mi? Şimdi şöyle bir şey var Şükrü. Ben ilk e, Shadowlands çıktığında şunu söyledim. Shadowlands e, hiçbir gezegenin Shadowlands'ı değil. Her tarafın Shadowlands'ı demiştik. Evet. Bütün Realm'lerin. Sonra dediler ki hayır sadece Azeroth'un ki. Evet, biz de demişlerdi. Saçma Biz de öyle yorumlamaya başlamıştık. Sonra Blizzard'dan bu onaylandı. Shadowlands bütün evrenin Shadowlands'ı. Yani e, sadece Azeroth'a değil bütün evrene e, güç ya da işte neden ona domine edebilecek bir e, güce ulaşabilirdim mal eğer yeterince e, büyüseydi ya da işte büyümesinden engel olacağız da büyük ihtimalle. Peki Silvanas elini kolunu sallaya sallaya Notre gitti kimsenin haberi olmadı mı? Olmadı. Arjun Crusade Alliance herhangi bir topluluk Bolvar'a neden yardım etmedi? Çünkü Arjun Cruzet işlevini yitirdi ve Eastern Lens'e geri döndü. Arjun Crusade'in artık orada hiçbir şeyi kalmadı yani e, ve Tyrion özellikle Tyrion Bolvar'a çok güvendiğinden oraya herhangi bir koruma ya da herhangi bir nöbetçi vesaire gibi bir şey dikmedi. Onun yanında Doomguard, şunu söyleyeceğim. Eğer Scourge yani bolvar kontrolü kaybedip Scourge yeniden canlansaydı ki Azeroth Scourge'una bahsediyorum. E, emin ol herkesin haberi olurdu. Ölüler tekrar dirilmeye başlardı. Herkes sevdiği eşini, dostunu, akrabasını tekrar undead olarak görmeye başlardı. Ve biz evet. şu ana kadar hep old god'larla ilintili tehditler e, yaşadık. Yani e, klasik Expansion'da katunla uğraştık. E, Burning Crusade'de belki direkt Old God'larla uğraşmadık ama e, atıyorum e, Void'lerle ilgili Dra orada yani Outland'de birçok dungeon'la karşılaştık. Daha çok Burning Legion'la uğraştık. E, i̇şte onu geçiyorum, e, Red of the Lich King'de Old God'larla uğraştık. E, ve hala Old God'larla uğraşıyoruz ki BFA'nın sonunda bu Old God olgusunun bizi bu konudan yani Azeroth'un re gerçekliğinden, realitesinden Shadowlands'e nasıl taşıyacağını göreceğiz büyük ihtimalle. Yani biz Azeroth'un bugüne kadar hiç ötesine geçemedik. Yani nasıl bir yer var bilmiyoruz. Sadece Emerald Dream'den haberdarız. Ve Emerald Dream'e de geçebilen sadece Druid'ler var. Onun tam zıttında bulunan aslında bilinen ama hiçbir zaman gidilip de geri dönülmeyen yani varsayılan Shadowlands'i kimse bilmiyordu. Ve artık belli bir yani Death'in büyük gücü azaldı. Ne denirler? Kendi etkisini göstermeye başlamıştı. Bunu da nasıl kendi etkisini göstermeye başlamıştı? Azeroth'taki Void gücünün azalması ve Order gücünün yükselmesiyle bence. Neden bunu düşünüyorsun? Çünkü Titanlar ve Titan Keeper'lar farkındaysan şu son dönemlerde Void'lerle ilgili olaylarda çok fazla müdahil olmaya başladılar. İşte Odin geldi. Mesela Helya muhabbetleri var. Gittik Helya'yı bastırdık. Belki Helya da şey ki Helion altı kersinde der, Hella bilerek o Shadowlands'in e, kontrol yani Mausolun şeyini istemez derdi. İstem istemiyordu derler. Anladın mı? Odin tarafından oraya sürüldü ve oranın kontrolü e, sağlansın diye zorla oraya konuldu diye bir ifade var. Yani Titan Keeper'lar da olayı çok karıştırıyor olabilir. Bir de e, Blizzard'ın son dönemde açıkladığı çok enteresan bir şey var. Biz Chronicles kitaplarını Titanlar gözünden anlatıyormuş gibi yazdık diyor. Yani Titan'lar bazı yani Order tarafının yaptığı şeyleri sanki iyiymiş gibi gösterip aslında Death'in Shadow'un bugüne kadar yaptıklarını ya yok saydı ya bizden gizledi ya da kötü olarak gösterdi. Olabilir. Olabilir. Sorular. Ölümler Azeroth dışı yaşamdakiler de ölünce Shadowlands'e gidiyor. Mav'a giren de çıkmıyor asla ama bizim ölümler e, girip çıkabilecekmiş. Biz Mav'a e, şey olarak girmeyeceğiz. Biz önce e, Orbitros muydu neydi? öyle bir yere gideceğiz abi, oradan biz shadowlands'in çeşitli yerlerine ayrılacağız. Yani şunu söyleyeceğim, Orbit artık chose. ölmeden, Orbit artık mi? ölmeden shadowlands'e geçiş yapabildiğimiz için ruhumuzun mava gitmesine gerek yok. Yani mava bir beden olarak ya da başka bir form olarak gideceğiz. Old God'lar ölünce mi, ölünce shadowlands'e Nayolata'ya gidiyorlar. Shadowlands, ama Nayolata diyebiliyorum. Peki han tekrar birleştirilip cüceler tarafından tahmin, sadece tahmin. Ee, çok sürpriz bir ismin Lich Le King olması düşünebilir mi? Tekrar denge kurmak adına evrende ee, sanmıyorum, e, sanmıyorum. Bence e, bol var karakter olarak hem Horde hem Eliza'nın nötral bir karakter olarak gelip, nötral bir karakter olarak gelip bize orada guide olacak, e, bize orayı bilen birisi olarak abilik yapacak gibi geliyor. Lich King artık e, olgusu bence e, sona erdi bence, ama dediğin olabilir.